Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere yorumlarda bu Poludaryum'a koyacaklarımızı bayağı bir beyin fırtınası yaptık. E, sorduğumu ne koyalım sorusunun üzerine. E, yorumlar dışında benim de başka kaynaklardan aldığım fikirler var arkadaşlar. Şimdi e, bunları sizlerle paylaşırken bir de ben kendim e, süzgeçten geçirdim bu söylediklerinizi ve söylenenleri. Şimdi sizler, e, sizlerle paylaşacağım bunları. İlk önce arkadaşlar su yılanı demişsiniz kaplumbağa demişsiniz, yengeç kerevit, tatlı su midyesi e, gibi şeyler söylemişsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunları kurbağa da vardı tabi e, bir süzgeçten geçirdim arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Su yılanından başlayalım. Su yılanı niye olmaz? Çünkü arkadaşlar benim de ailem var. Benim de eve getirebileceklerimle getiremeyeceklerim arasında bir ee, sınır var su yılanı eve getiremem aile biraz edemem yani hem zaten getirsek burada bakamayız canlı canlıya falan oh, çok iş arkadaşlar İkinci olarak e, yengeç demişsiniz Ben bunu çok mantıklı buldum arkadaşlar yengeci bu yüzden yengeç dedim Tamam bakarız yengeci buraya koyarız arkadaşlar sonra sadece yengeç mi koyacağız Buraya bir de tatlı su midyesi koymayı düşündüm arkadaşlar. Tatlı su midyesi. Bunu da kim söyledi bana? Yorumlarda Brawler mıydı? Brawl Stars alakalı ismi olan biri söyledi bana. Ee, galiba Brawler'dı ya da sadece Brawl Stars'tı. Hatırlamıyorum ama o kendini biliyoruz. Ee, o söyledi. Çok mantıklı bir fikir bence. Ee, tatlı su midyesi ve yengeç atıyoruz. E kurbağayı da atacağımız yeri şimdi göstereceğim. Ama öbürlerinin şeyleri de söyleyeyim. Mesela kerevit denniği olmaz. Çünkü arkadaşlar YouTube'da bildiğiniz üzere bu ara herkes kerevit besliyor. Nasıl bir manyaklık var? Herkes kerevit besliyor. Farkımız, tarzımız aslanım gibisinden yapıp bir farkımız olsun dedim arkadaşlar. Şimdi kurbağayı koyacağımız yeri göstereceğim arkadaşlar size. Kurbağayı tam buraya arkadaşlar. Aa dur yanlış yer. Heh, buraya arkadaşlar koymayı düşünüyoruz. Yani e, neden burası? Ben burayı bir hafta falan önceden e, hazırladığım bir yerde. Şöyle bir, hazırladığım bir yerde. Burada canlı bitkiler var. Hatta saz bitkisi ekmiştim. Diğerleri şunlar kendiliğinden çoğaldı. Mesela şu yeni çıkmış saz bitkisi. Kendiliğinden e, büyüdü. Ben sadece bir tane saz bitkisi diktim buraya. Sonra bu, bu falan hepsi sonradan oluştu. Şunlar e, benim e, barajdan topladığım kamışlar. Sonra burada şöyle bir düzenek var arkadaşlar. E, fıskiye gibi bir şey yaptım. hava motorundan. Buradan borudan geliyor su arkadaşlar. Buradan suyu veriyor. Böyle fıskiye gibi bir şey oldu arkadaşlar. İçinde ne var? İçinde bir adet tatlı su levreyi var arkadaşlar. Yavru daha minnak minnak. Sonra arkadaşlar bir adet molimiz var. Şurada duruyor. Doğal ortamında hissetsin diye koydum. burada. Bir adet de vatoz var arkadaşlar. Vatoz da şurada. Evet görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir kara tarafı var. Mesela çok güzel. Buraya kurbağa istediğinde çıkabilir istediğini istediği gibi e, bitkilerin arasında olsun dolanabilir oksijen ihtiyacını da bun, bunun sayesinde karşılıyoruz burada hava motorunu şu şekilde koydum arkadaşlar buraya buradan fişe taktığım an çalışıyor süngerde koydum ki içine balık falan kaçmasın koyduğumu tatlı su levreğini bir görebilirsem çok küçük bu yüzden gösteremiyorum görsem gösterirdim arkadaşlar içine kaçmasın diye hava motorunu koydum. Yosunlamaları falan. E, vatos çok güzel. E, faydalanacaktır kumdaki Yusunları olsun. E, i̇şte buradakileri olsun. Sonra moli ve tatlı su e, Bunlara e, canlı bitkilere, saz bitkilerine karbondioksit takviyesi olarak. Aha arkadaşlar tatlı su burada. Görünüyor mu Bilmiyor. bilmiyorum. Orada küçücük bak arkadaşlar. Şu hatta dur yakalayabilir miyim acaba? Çok hızlı arkadaşlar burada. Kamışın burada. Evet orada dolanıyor parmak kadar. Ama şimdi bunları içinden alacağız. Belki dursular mı acaba? Kurbağa bir şey yapar mı ki? İşte buraya arkadaşlar kurbağa atacağım. Acaba e, bunun içinde kurbağa bunlara zarar verir mi? Neyse arkadaşlar dediğim gibi yengeci oraya atıyorum. Buraya da kurbağa atıyorum ki sizin istediğiniz de olsun. Çünkü kurbağa isteyen çok fazla kişiydi. Ee, kurbağa ve yengeç bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar hoşça Hoşçakalın.